Milli ve yerli teknolojiyle gücüne güç katmaya devam eden Türk savunma sanayinin birbirinden müthiş ürünleri, göreni kendisini hayran bırakmaya devam ederken, Türk ordusunun envanterinde inanılmaz işler başaran platformları kopyalamaya çalışan ülkelerse tüm dünyaya rezil olmaya ve kendilerini madara etmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her geçen gün envantere katmaya devam ettiği birbirinden müthiş silah sistemlerini kopyalamaya çalışan ülkelerin sayısı her geçen gün artsa da bunu başarabilen henüz ortaya çıkmadı. Kendini en son rezil edense Yunanistan oldu. Türkiye'nin envanterdeki müthiş sihası Bayraktar TB2'yi kopyalayabileceğini sanan ve bunun hayaliyle tutuşan Yunanistan tüm dünyaya rezil oldu. Atina tarafından geliştirilen yeni nesil İHA diye tanıtılan ve Türkleri titretecek İHA ifadeleriyle kamuoyuna lanse edilen oyuncak İHA, başta Yunan halkı olmak üzere Batı medyası tarafından alay konusu oldu. Yayınlanan İHA'nın adeta bir oyuncak gibi olması ve çok küçük boyutlara sahip olması nedeniyle sosyal medyadan tepkiler gecikmedi ve pek çok kullanıcı Yunanistan'la dalga geçti. Hatta bazı kullanıcılar bunu marketten mi aldınız sorusunu sorarken, bazıları ise bu uçağın evde yapılan bir maketten farkı olmadığını ifade etti. Gerçekten küçücük bir yapıya sahip olan ve hiçbir şekilde faydalı yük taşıyabilme kapasitesi bulunmayan bu minik insansız hava aracını Türkleri titretecek müthiş teknoloji diye lanse etme cüretini gösteren Yunanistan'sa, Bayraktar TB2 kopyası tasarıma sahip olan bu oyuncağıyla mutlu mesut bir hayat yaşayabilir. Ancak bu silah ya da her neyse savaş meydanında hiçbir işe yaramaz. Tasarım olarak Bayraktar TB2'ye oldukça benzeyen, özellikle arka kısmı Bayraktar TB2'nin birebir kopyası olarak tasarlanan bu oyuncak, önünde taşıdığı küçücük bir kamerayla savaş sahasında Türkleri titreteceğini iddia ediyor. Bu noktada yorumu siz değerli takipçilerimize bırakıyoruz. Ekranda gördüğünüz bu insansız hava aracı sizleri titretti mi? Çünkü Yunanistan bunun bizleri titreteceğini ve korkutacağını iddia ediyor. Görüyorsunuz, Türk yapımı insansız hava araçlarının sahip olduğu muhteşem teknolojiler herkesi cezbetmiş durumda. Türkiye'ye dostluk besleyen ülkeler kapıya dizilmiş insansız hava aracı satın almak için kendilerini kuyruğa sokarken, Türkiye'den bu platformu ne yaparsa yapsın satın alamayacağını bilen bazı devletlerse platformlarımızı kopyalamaya çalışıyor. Yapılan kopyalama işlemlerinin ilki Rusya'dan gelmişti. Rusya, Bayraktar TB2'ye oldukça benzer bir insansız hava aracı üretmiş, ancak çok kötü bir tasarımla üretilen bu insansız hava aracının sahip olduğu teknik özellikler ortaya çıkınca proje apar topar rafa kaldırılmıştı. Fransa ve diğer devletler tarafından da Bayraktar TB2'nin kopyalanması için bazı hazırlıklar yapılırken, elini çabuk tuttuğunu düşünen Yunanistan ortaya bir insansız hava aracı çıkartmayı başardı. Ama çıkan şey bir savaş aletinden çok oyuncağa benziyor. Oldukça minik bir tasarıma sahip olan bu insansız hava aracı sadece ama sadece 2 saat havada kalabiliyor. Bu da olası bir savaş şartında 1 saatlik mesafeye gidebileceği anlamına geliyor ki, bu da neredeyse hiçbir şey yapamayacağı anlamına geliyor. Yunanistan'ın bunu gözetleme amacıyla ürettiğini düşündüğümüzde iş yapabilir mi diye bakıyoruz, ancak sadece 1 saat yolculuk yapıp geriye de 1 saat dönen bu insansız hava aracıyla kimi, neyi, ne kadar takip edebilirsiniz? Örneğin Bayraktar TB2'nin havada kalış süresi 27 saat. Daha büyük versiyonlara gittiğimizde ise işler çığırından çıkıyor. Türkiye'nin dev boyutlu insansız hava aracı TUSAŞ Aksungur'un havada kalış süresi ise tam 50 saat. Yani Türkiye'nin elinde mevcut bulunan teknoloji Yunanistan'ın havada kalış süresini tam 25'e katlıyor.
Bu da iki ülke arasındaki teknolojik gelişmişlik farkının ve milli teknoloji hamlesinin ne gibi sonuçlar doğurduğunun en net kanıtlarından birisi. Oyuncak olarak görülen ve Yunan halkı tarafından dahi dalga geçilerek anılan bir platformu üreten Yunanistan'da yerli ve milli sanayinin esamesi okunmuyor. Zaten bu platformu da üniversiteler ortaklaşa geliştirmişler. Yani böyle bir platformu üretebilecek bir savunma sanayi kuruluşları dahi bulunmuyor. Bunun için bir yatırımları, bunun için bir altyapıları da bulunmuyor. Yunanistan şu an tabanca, tüfek, mermi, füze, tank, roket, uçak üretemiyor. Denizaltı üretemiyor. İHA, SİHA üretemiyor. Peki bunları kim üretiyor? Biz üretiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bunların hepsini üretmeye muktedir ve bu projelerimiz eş zamanlı şekilde yürütülüyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın koordinasyonunda 750'den fazla savunma sanayi projesi eş zamanlı olarak yürütülmekte. Şu an milli muharip uçakta kullanılacak pilot koltuk fırlatma sisteminden tutun da cam kanopiye, uzun menzilli balistik füzelerden tutun da savaş uçaklarına, milli insansız deniz araçlarından SİHA'lara kadar akla hayale gelebilecek tüm teknolojiler yerli ve milli olarak geliştiriliyor. Bu teknolojilerin çok büyük çoğunluğu envanterde, envanterde olmayanlarsa şu an tamamlanmak için hazırlık yapıyorlar. Yerli ve milli teknolojiyle üretilen savunma sanayi ürünlerimizin sahip olduğu kalite ise tüm dünyayı cezbediyor ve bugün 100'den fazla ülke Türkiye'den savunma sanayi ürünü satın almakta mutluluk duyuyor ve bu mutluluklarını açıklamaktan da hiçbir çekince duymuyorlar ve bu da Türk savunma sanayinin ne kadar oturaklı, ayakları yere basan bir sektör haline geldiğini bir kez daha kanıtlıyor. Toplam 60 milyar doları bulan proje hacmi ve yıllık 10 milyar dolarlık ciroyla Türk savunma sanayi, rakiplerinin çok ötesine geçmenin üzerinde, dünyanın süper güç devletleriyle aşık atabilmemiz için hala yolun başında. Hedefimiz ilk etapta 100 milyar dolarlık ciro seviyesine ulaşmak ve ondan sonra dünya süper güçleriyle işte o zaman asıl rekabet başlayacak diyelim. Peki siz Yunanistan'ın bu insansız hava aracını gördüğünüzde ne düşündünüz? Yunanistan'ın iddia ettiği gibi korkudan titrediniz mi? Yoksa ne hissettiniz? Lütfen yorumlara yazın. Bu videonun altına yorum patlaması bekliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.